dostlar. Merhaba. Ben şimdi Fatoşçuğuma geldim ve gördüğünüz üzere o aldığım iki kutuyu kafama sürdüm. Bakalım sonuç nasıl çıkacak, çok merak ediyorum. Bir 45 dakika bekleyecekmişim. Öyle. 30 dakika bekleyip sonra tarayıp tekrar 15 dakika bir bekleteceğim. Kalıntılarım da şurada gördüğünüz gibi çıkan bulaşıklar. Onları çöpe atacağım. Bakalım sonuç, ben de sizin gibi çok merak ediyorum. Kuaföre gidemiyorum korkudan. Hatta şuralara bulaştırmışım ama çıkartırım diye düşünüyorum. Bakalım. 200 seferdir fotoşa yaptırıyorum. Valla oluyor. Profesyonel değiliz ama oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Kuaföre gitmeye korkuyorum bu dönemde. Bizim çocuklar da şöyle şurada gördüğünüz gibi oturuyor ve çizgi film seyrediyorlar ablaları. Böyle. Ben de sizin gibi beklemedeyim. Şimdi bekliyorum ve sonucu size göstereceğim. Umarım güzel bir şey çıkar. Beklemede kalın kızlar. Sonucu bekliyoruz. Tamam. Böyle. Böyle çekeceğiz. Ablaları, minnoşum çekilmek istedi. Size onu çekiyorum. Şimdi eliyle tutuyor ve çekiyor. Poz ver kızım. Poz ver kızım. Ablalara bay bay yap. Bay bay ablaları. Öpücük de at ablalara. Oh. Bu var ya, bu çok prenses bu. Ablaları çok prenses bu. Yengesinin her yaptığını yapacak bu. Değil mi kızım? Büyüyünce ben bunu canın iki yapacağım. Ya. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Kızlar. Son hali. Böyle. Birazcık kendi saçım gibi oldu ama böyle yakınlaştırayım. Şöyle hafif hafif böyle kızılımsı, fark etmişsinizdir. Kuruyunca zaten, şimdi kurutmak istemedim. Zaten hava sıcak. Kuruyunca zaten kendi kendine daha da belli olacak. Böyle yani kızlar. Saçım böyle oldu. Böyle. Yani şöyle göstereyim size. Beni çek, beni çek diyordum. Tamam kızım, çekeceğim ben seni. Şimdi ablalara bir göstereyim saçımı. Şöyle kızlar. Böyle saç tonu. Şöyle şu tarzda oldu. Yani bence yakıştı. Fatoşumun ellerine sağlık. Beni bir dertten kurtardı bugün. Kuruyunca daha da belli olur zaten. Belki gün içerisinde bir yerlere gidersek çekelim. Ya da ilerleyen videolarda görürsünüz zaten. Bu Şirin de bekliyor ablaları böyle. Böyle bekliyor. Yengesi ruj sürdü. Süremedi böyle. Ortaya karışık bir şey oldu. Aynen. Bay bay yap ablalara. Bay bay yap. Buraya yap. Buraya buraya. Yap sen. Yap sen. Bay bay yap. Güzel oldun mu yengeciğim? Güzel oldum değil mi? Böyle böyle yap. Böyle böyle yap. Sen de çok güzelsin. Böylesin. Böyle yani arkadaşlar. Şöyle. Böyle oldu. Son hali böyle. Başarıyla sonuçlandı yani. Kızlar, şimdi A101'den geldi eşim. Yine aslında boya kabı için yollamıştım. Karıştırma kabı, hani boya yapacaktım saçlarımı o yüzden. Ona baktım hani var mı diye de. Yeşil çay da aldırdım kendime şöyle. Yani A101'in, BİM'in yeşil çayı güzel oluyor. A101 ile BİM'in. Bir tane ekmek almış. Bir tane bu, bunlar aktüel ürünler. İndirime girmiş. 8 rulo bir şey, tuvalet kağıdı almış. Bu da indirime girmiş arkadaşlar. Karpuzlu Lipton. Migros'tan gelince soğuk soğuk iyi oldu. Görünce yine almış bu. 8 liraya düşmüş. Böyle 6'lı 8 lira yani. Kendine bir de arabaya sık sık arabasını temizliyor. Arabası için böyle cam sil, silikonlu cam sil almış. Bunların hepsi, ha, iki tane de dondurma aldık. Yolda gelirken yedik. Bunların hepsi 36 lira tutmuş arkadaşlar. Böyle. Şöyle size dedim bunları göstereyim. Daha doğrusu ben zaten yaptım da size bir göstereyim dedim. Aklıma geldi. Yani zaten gelir gelmez eve atar atmaz böyle yemeğe giriştim, öyle söyleyeyim.
Size şöyle göstereyim. Akşamki menümüz şöyle tavuk sote yaptım. Ondan sonra bir de böyle hafif, ben böyle seviyorum, sulu seviyorum. Eşim de öyle seviyor. Bulgur pilavı yaptım. Böyle afiyetle şimdi yiyeceğiz. Gerçekten ev çok sıcak, aşırı sıcak. O yüzden üstüm müsait değil kızlar. Böyle ekrana çıkamadım yani, o yüzden. Böyle göstereyim dedim size. Öyle. İlerleyen videolarda görüşürüz. Ben şimdi soframı hazırlayayım. Eşimin karnını doyurayım. Öyle yani arkadaşlar. Görüşürüz bakalım. Kızlar günaydın. Saat 9'a geliyor ve bugün 8 Temmuz. Günlerden benim doğum günüm. Doğum günü bebesiyim yani. Ve hazırlıksız yakalandım. Bugün normalde bu kombini giyecektim. Şöyle göstereyim. Bu kombini giyecektim ama zil çaldı kapısıyla. Tabii ki de eşim bana bir sürpriz yapmış. Ve o sürprizi size göstermek istiyorum. Kapıyı ben açamadım ne yazık ki. Yeni kalktım daha doğrusu. Ama eşim aldı ve biraz önce bana bunu takdim etti. Öyle söyleyeyim. Evet, bana papatya almış arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Eşim biraz romantik değildir ama böyle bu konuları atlamaz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bugünü de atlamamış. Gün içerisinde beni neler bekliyor bilmiyorum. Çekeceğim onları. İnşallah çekeceğiz beraber. Hatta bir tane de not bırakmış. Onu da size okuyayım isterseniz. Okuyayım mı aşkım? Tamam. İzin aldım kızlar. Seni düşündüğüm her an hayata umutla bakıyorum. Yaşam kaynağım, mutluluğum, seni her şeyden çok seviyorum. Teşekkür ederim bebeğim. Bana bunu yapmış. Çok duygulandım. Allah razı olsun ondan. Ya bugünlerde ben pek şey yapmam ama hani ya bugün benim için ve evlilik yıldönümü benim için çok önemli kızlar. Ben bugünlerde biraz duygusal oluyorum. Öyle. Böyle bir şey hazırlamış. Gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Kızlar, kocamın hazırladığı sofra. Böyle bana bir sürpriz yapmış. Şimdi hazırladı kahvaltıyı. Tekrar tekrar bu güzel çiçek için teşekkür ederim. Aldıklarımı size göstereyim. Dışarı çıktık biraz önce biz eşimle. Ve ACV2'den aldıklarımı size göstereceğim. Birkaç tane bir ürün ama göstermek istedim açıkçası. Şimdi göstereyim. Şimdi başlayalım. İki ürün ama eşime aldım. Eşortman takımı böyle. Eşortmanı takımı aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir eşortman takımı aldım. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle.
şöyle bir eşortman takımı aldım. Böyle beyaz bir tişört aldım. O çok istiyordu. Böyle bir ürün aldım. Bir de şu kapı alarmını aldım. Bir de kapıya dış kapıya kamera alacağım. O kamerayı da takmayı düşünüyorum. Bunları da takmayı düşünüyorum. Bu aralar inanılmaz çevrede inanılmaz hırsızlık çoğaldı. Açıkçası korkuyorum. Eşime bunları aldım arkadaşlar. Yani açıkçası. Bu 25 lira. Bu 70 lira tuttu. Böyle. SV2K alışverişim böyle. Ben de kendime eşortman alacaktım ama bulamadım. Onu da inşallah bulduğum zaman alacağım. Bu kadar. Kızlar, bu arada ben sabahki kıyafetimi değiştirdim, kombinimi değiştirdim ve bunu giymeye karar verdim. Eşim o sıfır kollu olduğu için üşürsün dedi. Ama tabii hararet gene bastığı için, çok sıcak olduğu için böyle bir şort giydim. Bu takımla şimdi eşim beni bir yere getirecekmiş. Orada da videoları çekeceğim inşallah. Büyük bir olasılık akşam yemeğine getirecek beni. Öyle, orada görüşürüz. Kızlar, biz geldik. Canım kocam benim en sevdiğim mekana beni getirdi. Şimdi ufak ufak görüntüler verebiliyorum böyle. Ama size detaylı çekeceğim inşallah. Evet, en sevdiğim mekana getirdi beni. Akşam yemeğine. Burası çok cici bir mekan. Görüntülerini çekeceğim inşallah. Şöyle şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Böyle yiyeceğiz. Bize afiyet olsun o zaman. Beni çok sevindirdi kocacığım. Doğum günü kutlu olsun hayat. Rica ederim hayat. Barınağa götürecektim seni ama Şile'ye. O bile olmadı. Hava şartlarından dolayı. En çok sevdiğim yere getirdi. Elif Çeşir'in mutfak. Çekebilirsem hatta size çekeceğim, çok güzel bir yer. Ama dediğim gibi yani eşimin yapmak istediği hiçbir şey olmuyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Nasıl bir şanssızlıktır, nasıl bir şeydir bilmiyorum bizimkisi. Öyle ama çok teşekkür ederim bebeğim. İyi ki varsın. Rica ederim. Evet, ne demek? Her şey senin için.
da gözleme yapıyor Elif abla ama şu anda gözleme yapmıyor. Mekan şöyle, size şöyle göstereyim. Gerçekten şirin bir mutfak. Zaten ismi de Elifçe Şirin Mutfak. Size şey yaparım. Burası kapalı mekanı. Burada önceden nargile falan içiliyordu. Şimdi içilmiyor şurası. Öyle böyle. İçerisi falan gayet güzel. Yani çekebildiğim kadar çektim. Biraz çekiniyorum açıkçası. Şimdi hatta şöyle göstereyim ismini. Elifçe Şirin Mutfak. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Aynen. Yeliz ablama teşekkür ederim. Bu da Yeliz ablamın sürpriziydi. Kapıda çok şaşırdım. Ama çekemedim o anda tabii ki de. O yüzden burada onun adına tekrar da yakıp üfledim. Çok çok teşekkür ederim. Bütün kutlayan arkadaşlarıma, bütün sevdiklerime, eşime, dostlarıma, arkadaşlarıma, akrabalarıma sonsuz teşekkür ederim beni yalnız bırakmadıkları için. Ufak bir cümle, ufak bir kelime bile yeterliydi. Herkesten Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum. You lost your way, and it's safe to say that nothing could keep you here with me, and it's what you do, overcomplicate every conversation ends with you. You never show me love, so I think of giving up. And I'm probably better off, but I can't stop, I can't stop, 'cause I want you.